Nazif amca, nasılsın? İyi misin? Çok şükür kızım, iyiyim. Meyan kökü topladım sana. Öksürüğüne iyi gelir. Bunu mutlaka kaynatıp içeceksin, tamam mı? Ah canım benim. Allah seni her daim iyilerle karşılaştırsın güzel kızım benim. Hepimizin Nazif amca, hepimizin. Hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle. Selamlar. Haydar abi. Oo, Nazlı kızım. Nasılsın? Sağ ol kızım. Haydar abi, sana dediğim otlar vardı ya. Allah razı olsun kızım, sağ ol. Lan. Resim kesildi. Ben hayatımda bu kadar koşmadım Nazlı. Ama yetti, daha da koşamam. Beyler, ağalar, İstanbul'da tarafta. Filmde vardı ya, ben oradan şey yaptım. Nazlı kızım, arkadaşın mı? Yok Haydar abi, o Fatma Ana'nın yeğeni Ozan. İstanbul'dan gelmiş. En yakın zamanda dönecek. İnşallah. İnşallah mı? Albüm kırılıyor bak. Hatta kırıldı bile. Hoş geldin. Çayımızı iç. Bu kim, kocan mı? Yok, satın ne? O şey, Fatma Ana'nın yeğeni Ozan. Çocuk var mı çocuk? Yok, satın ne dedim ya, kocam değil diye. Senden mi olmayı, ondan mı olmayı? Olur olur. Siz birbirinizi sevin sayın. Kaç biter sevgi kalır. Çocuk da olur. Hakkı amca, kolay gelsin. Nazlı. Ya sen ne yapıyorsun, onu taşıyorsun? Ya yardım et, ederim. Taşıma yok, sen. Yok Recep, yok. Gerek yok. Ya gerek yok. Ağır ol. Uvalo be. Ben taşısaydım ya. Nazlı. Gerek yok. Ah, yardım edeceksen bunları taşı. Sana mı sorduk lan? Sus. Sus. Susuyorum. Sus. Sus! 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 Susak! Oh be! Öyledim. Ne diyorsun lan sen, susak musak? Sensin susak. Susak ne demek ya? Bu cevizli şabın derdi ne? İçine düşecek neredeyse. Sana ne? Sende gözü var herhalde. Gözü çıksın. Hah, iyi dedin. Hayır yani, yanında böyle bir delikanlı varken öyle geliyor, yanaşıyor, sataşıyor, sinyal yapıyor falan, hoş olmuyor. Senin de gözün çıksın. Tövbe tövbe. Sen bu çuvalı niye koydun aramıza? Sana ne? Arkada canım sıkılmış. Dur. Dur bir dakika. Kenara çek, kenara. Ne oldu ya? Dur. Aman dur bir dakika. Aa. Ne oluyor? Ya bütün bu güzellikleri sanki ilk defa görüyor gibiyim. Hadi anlat bana. Mesela şu kırmızı çiçek. Efsane görünüyor. Adı ne? Şakayık. Şakayık kuş değil miydi ya? E zaten o yüzden ona şakayık çiçeği diyorlar. Çünkü kanatları varmış gibi gözüküyor. Ha şu tabii ki maydanoz.
Yok artık, ne maydanozu, yonca o. Ha. Ama hepsi 3 yapraklı bunların. 4 yapraklısı çok zor bulunur zaten. Derler ki 4 yapraklısını bulursan hayatının şansını yakalar. Sen benim hayatımın şansısın. Sen beni köyün saf kızı sanırsın değil mi? Ama benim senin o fiyaka laflarına karnım tok. Hani öylece bil de sonra aa vah deme. Bunu hayatım boyunca saklayacağım. Hadi geç kaldık. Bu sıcakta yapılacak en güzel şey yapacağız. Yüzeceğiz. Ozan Bey. 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 Tamam mı? Sakin. Sakin ol. Hadi çıkar. Tamam. Tamam, sakin ol. Gel. Aptal. Ne oldu ya? İyilik de aramıyor ha. Aptal. Göstereceğim ben gününü sana. Ne yapıyor bu? Nazlı! Nazlı! Kız dur! Elimiz! Nazlı! Lan ayağım! Nazlı! Nazlı ya! Rahat ol. Akıl akıl gel peşime takıl. Ne oldu? Ozan'dan bir haber var mı? Vallahi ana, her yere baktık. Yola da baktık. Gole de baktık belki boğulduysa diye. He, baktık.
Hikmet abi, cidden bulamadınız mı? Nerede bu Ozan, nerede? Nereye kayboldu bu çocuk yine? Geç! Yürü git! Ulan ben ne yaptım? Kızlar, abiye sormuşlar niye geldin köye? Roma'da ikinci adam olmaktansa köyde birinci adam olurum. Ben de o yüzden geldim. Sen çok tatlısın. Hadi yola! Biz senin başına bir şey geldi diye korkudan ölelim, sen git orada gönül eğlenmiş. Vay! Sen beni mi merak ettin? Ne merak edeceğim ya? Fatma anaya üzülüyorum. Ha, biraz da kıskanlık galiba. Niye kıskanayım ki? Sen benim neyimsin ki ben seni kıskanayım? Bilmem. Bir şey miyim ki? Deli misin, nesin sen be? Utanmıyor mu halinden? Ne varmış halimde ya? O kadar söylenip duruyordum tabiat mabiat. Al işte, en doğal halim bu benim. Al. Bak bir daha sakın benim peşimden gelme, tamam mı? Uğraşamam seninle. Aman ben de çok meraklıydım ha. Sen git ot topla zaten. Köpeklerle konuş, kuşlarla oyna, çiçeklere masallar anlat, aralara vız vız vır vır yap, ineklerle ebelik oyna. İyi akşamlar. Sen ne olduğunu sanıyorsun hala, ha? Hala ne oluyor ne ya? Hala 10 yaşında mıyım ben, ne oluyor? O zaman yaşın gibi davranacaksın. Yürü, sen beni rezil mi edeceksin ha? Hala ne yapıyorsun? Yedi köye dekodumu mu ettireceğim? Yürü, yürü. Nazlı. Hı. Kıskandın mı kız Esra'dan? Nurcan abla, vallahi hıncımı senden çıkarırım. Demin kavga ediyordunuz emmi. İnsan sevdiğinden kavga edermiş. İstersen senin nasıl sevdiğimi göstereyim şuracıkta. Çekmiyor mesela. Lan odada çekiyor, burada çekmiyor ya. Hah. Burada çekiyor mesela. Akşama sancını alır, rahat rahat uyursun, tamam mı canım benim? Nasıl? Alıştınız mı evinize?
Fatma Hanım sizden çok süt bekliyor ha. Senin de gözün böyle olunca çok üzülüyorum. Sana Meryem yapacağım. Ağlıyormuşsun gibi oluyor. Harbiden anlıyorlar seni değil mi? Sen de onları tabii. Peki ben de anlayabilir miyim? Bana da öğretir misin? Gerçekten istersen denerim tabii. Çok istiyorum. Doğada her şeyin bir sesi vardır. Sevgiyle yaklaşırsan anlarsın. O zaman bana da sevgiyle yaklaşırsan beni de anlarsın. Önemli olan kalpten dinlemen. O zaman ne hissettiklerini, ne istediklerini duyabilirsin. Beni de kalbinle dinlesen neyi istediğimi duyabilirsin belki. Ama dinlemesi için sana güvenmesi gerekir. Tabiatta hiçbir şeyin kalbi kötü değildir. Ama ürktüyse, kalbi pır pır ediyorsa, yaralıysa çok zor kabul eder seni. O yüzden hiçbir canlıyı incitmemelisin. Seni asla incitmem. Bana sadece bir şans ver. Sıcak. Çok sıcak oldu. Doğadaki her şeyin dilinden anlıyorsun. Peki, ya benim? Sen benim dünyamdan değilsin ki. İzin ver senin dünyana gireyim. Ne istersen olur. Ot olurum, böcek olurum. Sen yeter ki iste beni. İstemem. İsteyemem. Bana öğrettiğin gibi. Kalbimi iniyorum bak. Uzaktan istemiyorum diyor ama sen de beni istiyorsun. Nazlı. Ha ha ha!
Ozan. Oğlum. Ya sen niye böylesin ya? Sen o nalet babanla, kokuman anan sen kavanozda mı büyüttüler? Derdin ne senin? Hala tamam ya. Derdim yok benim. Ya tamam falan değil oğlum. O tezek kafalı babanla kenefse olacağına anan seni bana emanet ettiler. Bak ben halden anlarım. O ayakları ters anana benzemem. Söyle bir derdin varsa söyle ya. Ne o? Sevdalı mısın yoksa he? Yok ya. Ne alakası var ya? Şişt, bir susun. Durun. Oğlum. Bak varsa bir derdin söyle bulalım çaresini ha? Ne derdim olacak? Köy hayatı işte. Alışamadım. Hem ben İstanbul'u özledim biraz ya. Ondandır. Elimden geleni yaptım Orhan Bey. Ama yasal olarak yapabildiklerimiz bunlar. Siz çıkın. Yani? Bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum Orhan Bey. Yani şirketin borçları neyse de en fazla müflis oluruz. Kademelendirilir borçlarınız. Ama... Ne anlasın? Başka ne gelebilir ki başıma? Tefecilere olan kişisel borçlarınız. Asıl mesele onlar. Onları ödemezseniz Orhan Bey, siz de biliyorsunuz, İlk fırsatta öldürürler sizi. Tabii sizi bulabilirlerse. Kanka, ne haber? İyiyiz kardeşim, biz aynı. Ne olsun? Asıl senden ne haber? Alışabildin mi bari organik hayata? İnek sağabiliyor musun inek? Nesin alganı geç. Keyfim yerinde oğlum benim. Gün yüzü görmemiş hurilerle dolu. Oğlum manyaklaşma lan. Orası buraya benzemez bak. Hava çıkayım dersin, av olursun sonra. Kellene de kerpiç duvara asıverirler ha. Oho! Sen kankanı hiç tanımamışsın. Bize her yer Nişantaşı oğlum. Ya sen onu boşver de. Halamın evinde kalan bir tane kız var. Bunu azıcık süslesen, senin mekanındaki kızlara on basar. Oğlum, koca koca gözleri var. Dövüp dövüp bırakıyor seni. Geceleri o kocaman gözleriyle yıldızlara öyle bir bakıyor ki, yıldızlar yeryüzüne iniyor. Bir gülümsemesi var, eşini benzerini görmedim. Rüzgar estiğinde eteğinin, sarı yazmasının, saçlarının uçuştuğunu görünce kalbim öyle bir çarpıyor ki duracak zannediyorum. Ne diyorsun lan sen bık bık? Lan aşık falan olmadın değil mi sen? Ne? Ne aşkı oğlum ya? Yok öyle aşk meşk. Pratik yapıyoruz burada. Tabii oğlum ya. Bir dal alır gelirim. Sen merak etme, rahat ol. Ya zaten sıkıldım burada. Köyler, inekler falan filan. Köy hayatı sıktı beni. Bunalttı iyice. Tarkan. Sana bir şey göndereceğim. Sen bunu bizim kuyumcu Agop'a götür. Buna güzel bir şekil yapsın. Kızın rızası varsa ben konuşacağım Fatma'yla. Hemen kızı istemeye geliyorum diyeceğim. Tamam. İşte artık yaza da yaparız düğünü. Hey, güzel. Emme bak kızın gözünde böyle küçücük azıcık bir bocalama görürsen olmaz bu iş.
Oğlumu sevmeyecek kızı kendime gelin getirmem ben. Yok, yok. Göreceksin anne sen. Nazlı'nın da bende gönlü var. Göreceksin. Kazanacağım ben iddiayı, kazanacağım. Göreceğiz bakalım Recep Efendi, göreceğiz. Ozan! Ozan! Ozan hadi kalk. Ne var ya, sabah köründe ya. Ozan! Gel, gel. Ha, geliyorum. Günaydın. Ne yaptın? Rahat uyudun mu? Uyudum, uyudum. Ey maşallah. Şşş, bu sağa gelmiş. Sağ ol. Bir de anam dedi ki otlar yolunacakmış dedi. Hazır olsun, çok fazla uyumasın dedi. Yarım saatte tekrar gelir, dürterim. Dürtersin. Tamam, sakin ol, tamam. Sakin. Tamam. Korkma, sakin ol. Ben sadece sana sürpriz yapmak istedim. Bak. Bunu senin için yaptırdım. Sen benim dört yapraklı yoncağımsın. Bunu hayatın boyunca benden bir hatıra olarak boynunda taşımanı istiyorum. Ben de seni kalbimde taşıyacağım. Her zaman. Vallahi olurum. Yapmazsın. Allah'ını seviyorsan yaklaşma. Beni katil etme. Ne olur yaklaşma. Thank you.
öyle yakışacak ki sana. Nasıl? Vay namussuzlar vay! Oy yetişin koşla! Gitti, gitti, gitti! Namus gitti, rezillik, kefazelik! Yetişin koşla, yetişin! Kendi gözlerimle gördüm. Yeminle gördüm. Ay bir kız ben gördüm. Bir söyle. Böyle neredeyse cıvıldar. Gördüm. Önce de sarılmışlar. Kız gördüm. Hani söyle. Kimi gördüm? Yazıklar olsun. Bizi otlarla niye şifa dağıtırken kırıştırıyormuş Nazlı Hasba. Görüyor musun sen şu Nazlı'yı az değil. Buldu tabii yakışıklı şahar çocuğu. Hı? Nazlı var ya Nazlı. Oyunun oğluyla basmışlar. Duydum, duydum. Hiç beklemezdim Nazlı'dan. Sen burayı günah yuvası İstanbul'u sandın ha? Hem benim Nazlı kızımı o kucaktan kucağa tavşan gibi sıçrayan kızlardan mı sandın ha? Hala. Yanlış anladın. Valla sadece konuştuk, ben hiçbir şey yapmadım. Hatta hediye verdim ben Nazlı'ya. Değil mi Nazlı? Nazlı! Değil mi Nazlı? İyi, vur o zaman. Seviyorum ben Nazlı'yı, seviyorum. Vur! Hadi Allah, hadi vur! Vur! Göreceğiz bakalım. Düşürme. Yürü. Fatma ana, affet beni ne olur. Sus kızım sus. Şimdi geçin ikiniz de şöyle oturun karşıma. Git otur. Bak kızım, bu deli uşak seni sevdiğini söyle ya. Emin, sevda yalnız bir gönüldeyse böyle pamuk gibi için için yana. Sen de seviyor mu bu oğlanı? Tamam o vakit. Tez evden tamamını erdirelim bu işi. Ha? Ne diyorsun Fatma, ne düğünü? Bana bak Orhan. Bu işler şehirdeki kadar gevşek olmaz bu aralarda. Yani bir bedeli vardır. Ya başka bir yolu yok mu onun? Yok efendim, yok. Senin oğlanın evlenecek. Nasıl kalp kırdıysa, beni nasıl kepaze ettiyse bu işi öyle temizleyecek. Rızan olsun, olmasın. Peki Fatma. Peki sen ne dersen o. Ama bir tek ricam var senden. Bütün olanlardan Aliye'ye bahsetme sakın. Serkan, bana akıl ver. Ben ne yapacağım? Abicim beni biliyorsun. Ben kim? Evlilik kim? Oğlum, kıza da yazık olacak ya. Ay, Nazlı kızım be. Maşallah sana, pek de yakıştı vallahi. Nurcan'ım, kızım sen kaç bakayım. Tamam ablam. Nazlı kızım, bak bu ben... Of, olmaz. Ama daha lafım bitmedin be kuzum. Ben biliyorum sen ne diyeceğim Fatma ana, bilmiyor musun seni? Düğünde küslük olmaz diyeceksin. He. Ben ona küs değilim ki. Kanlı canlı insana küsülür. Benim babam öldü. Belediyenin
bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Arkadaşlarım falan. Keşke onlar da olsaydı diye bir hüzünlendim. Orada da düğün yaparız. Anam, baban, arkadaşların gelir. Evet. Yaparız tabii canım. Hatta şey de yaparız. Serkan'ın mekanında. Aa, nerede orası? Good Moon. Ne Moon? Good Moon. Good Moon. Good Moon. Good Moon. Yok yok, vallahi ben anlamam. Gel gel! Gel! Bizden mi oynuyorsun? Hadi bakayım. Vallahi ben anlamam. Tamam. Sırma canlı, iyi altın topladın, oyna! Gelinize abi, gelinize! Böyle bir şey nasıl olabilir ha? Orhan bunu nasıl yapar? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Aliye Hanım. Yarın gelecekler. İcra için. İcra için mi? Peki siz niye bir şey yapmıyorsunuz? Siz ne duruyorsunuz? Niye bir şey yapmıyorsunuz? Ama Aliye Hanım ben... Ben! Çık! Çık defol git buradan! Hadi çık! Kalk git! Kalk! Defol! Benden nefret edeceksiniz biliyorum. Ama bunu yapmak zorundaydım. Hapse giremem. Beni affedin. Allah seni kahretsin oğlum. Allah seni kahretsin Orhan. Ay ben şimdi ne yapacağım? Ben tek başıma ne yapacağım? Of! Oh! Bekir! Bekir! Bekir bana bak lan! Bekir! Sen! 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 Ulan bu ne ya? Ay kısmete bak. Bugünleri de görmek varmış. Al bakalım. Oğlum ne bakıyorsun öyle boş boş? Yüz görünlü işte. Al bakalım bunu. Git şimdi iki rekat namazını kıl. Bak Nazlı kızımı sakın özle, tamam mı? Gözünde çapak olsa senden bilirim, ona göre. Hadi bakalım. Allah bir yastıkta baş açsın inşallah.
Halama bak ya. Ne yapacağım ben, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Düşün, 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 düşün. O zaman çalıştır taksiyi, düşün. Düşün, düşün, düşün. Sakin ol şampiyon. Sen de maceralar atlatmış bir adamsın. Sakin ol. Elbet bulacağım bir çözüm. Bulacağım. 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 Masum kıza ne olacak peki? Nasılsın? Ne yapıyorsun orada? Ne yapalım anne? Sayenizde iç güveysinden hallice. Hatta bir hayli iç güveysiyim yani. Halimi hatırımı sormak için mi aradın? Yok. Şey diyecektim ben de. Acilen İstanbul'a gelmen lazım. Çok kötü şeyler oldu çocuğun. Ne oldu anne? İyisiniz değil mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Yok baban... Baban kaçtı. Ne diyorsun ya? Her şeyimizi kaybettik çocuğu. Kaldık kardeşinle tek başımıza. Sen ilk uçakla... Atla gel, tamam mı? Halana da hiçbir şey söyleme. Sakın. Ama sakın kimseye bir şey söyleme. Tamam mı yavrum? Baban kaçtı. Her şeyimizi kaybettik çocuğum. Sen ilk uçakla atla gel, tamam mı? Sakın, ama sakın kimseye bir şey söyle. Çocuğu. Kaldık kardeşim, tek başına.